Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden uzun zamandır istek alan bir videoyu çekeceğim. Düzleştiriciyle nasıl dalgalı saç yapılır videosu. Ben sık sık saçlarımı bu şekilde yapıyorum. Düzleştiriciyle kolay bir şekilde saçlarıma dalga vererek o şekilde kullanıyorum. Ve siz de soruyorsunuz bana sürekli saçları nasıl yapıyorsun diye. Maşet falan kullanmıyorum da direkt düzleştiriciyle kolay bir şekilde dediğim gibi 5 dakikada hemen hallediyorum. Bir kez Snapchat'te göstermiştim fakat tabii ayrıntılı gösteremediğim için videosunu da çekmeye karar verdim. İlk olarak size kullandığım cihazdan bahsetmek istiyorum. Ben önceden Remington'un düzleştiricisini kullanıyordum. Ondan da memnunum fakat internette uzun zamandır takip ettiğim yabancı vloggerlarda falan da gördüm. Bir ürünü keşfettim ve ben de almak istedim. Çünkü çok kolay bir şekilde saçlarını düzleştiriyorlar ve şekil veriyorlardı. Aynı zamanda bence düzleştirici olması gereken özelliklerden bir tanesi de saçı çok fazla yıpratmaması. Aynı zamanda saça parlaklık vermesiydi. Ben bu özelliklerin hepsini de bu üründe bulduğum için size videoyu bu düzleştiricide çekmeye karar verdim. Bu ürün şöyle Irresistible Me Diamond saç düzleştiricisi. Profesyonel bir saç düzleştiricisi ve ben gerçekten dediğim gibi çok çok sevdim. İçi de şu şekilde, ürün kırmızı renkte ve bir sürü de özelliği var. Onların hepsi şurada yazıyor. İşte ısısı, seramik teknolojisi, diamond teknolojisi falan filan. Bütün özelliklerini yazmışlar. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Benim diğer düzleştiricim, ondan da memnunum dediğim gibi ama şu plakaları onun birazcık daha kalındı ve kalın olduğu için şu alt kısımlara girmek birazcık daha zor oluyordu. Bu ince olduğu için bunları böyle kolaylıkla en dibe kadar götürebiliyorum. O şekilde düzleştirebiliyorum. Bu özelliği de bence artı bir özellik. Eğer siz de bu şekilde bir düzleştirici, saç şekillendirici arıyorsanız ürünün linkini aşağıya bakmanız için koyacağım. Eğer bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. O zaman hemen saçları şekillendirmeye geçelim. Ürünü şimdi fişe taktım ve şurasındaki açma tuşuna basıyorum. Ve buradan derecesini şu anda 130'da 230'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki led kısımda derecesini gösteriyor. Ve buradaki çizgiden de ısısının dolup dolmadığını anlayabiliyorsunuz. Ama ben tabii ki de 230'u yapmayacağım. 230 çünkü çok yüksek bir sıcaklık. Saçlarımın o kadar yıpranmasını istemiyorum. Her ne kadar az yıpratıyor dediysem de düzleştiriyor sonuçta. Saçı iki plak arasına alıyor. O yüzden de illaki saç biraz da olsa yıpranıyor. Ben bunu 190'da yapacağım şimdi saçlarımı. Karşıma da bir tane ayna aldım. Küçük de olsa inşallah yapabileceğim. Hemen başlıyorum. Ben aslında ilk başta saçlarımı şöyle tokaya topluyorum ama şu an yanımda toka olmadığı için ilk başta göstermek için üstlerden başlayayım. Sonra altlara geçerim. İlk olarak ön kısmı hep sona bırakıyorum. Sonuçta saçımızın önü güzel bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor. Şuralarda biraz bozukluk olsa da çok fazla fark edilmiyor ama önü önemli. O yüzden ben hep önünü en sona bırakırım. Önü şurada dursun. Şuradan şöyle bir tutam alalım. Tutamlar ne çok kalın ne çok ince oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta. Bir tutam aldım. Çok kalın olursa güzel şekillenmiyor. Çok ince olursa da çok fazla dönüyor. Ben de onu istemediğim için böyle ikisinin ortasında alıyorum. Şimdi başlıyorum. Eğer isterseniz üst kısımlardan da başlayabilirsiniz. Fakat ben üst kısımların biraz daha düz olmasını istediğim için üstleri şöyle düzleyerek geçiyorum. İlk başta saçı şöyle düzlüyorum tekrardan. Sonra şu kısımlara geldiğinde düzleştiriciyi bu şekilde çeviriyorum. Ve fark ettiyseniz yani bir saniye falan bekletiyorum. Ve saç gördüğünüz gibi böyle dalgalı oldu. Bu şekilde hepsini yapacağım. Bir tane daha göstereyim. Şimdi hemen onun yan tarafından bir saç alıyorum. Dediğim gibi önce şöyle bir üstünden geçiyorum saçın. Sonra şu kısımlardan başlayarak düzleştiriciyi kıvırıyorum. Çok basit bir işlem aslında. Zor gibi gözükse de çok kolay. Çok fazla saçta da bekletmeden böyle kıvırıyorum ve dalgalı saçlar oluşuyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ve aynı zamanda en önemli şey dalgalarının çok doğal durması. Böyle doğal doğal dalgalar oluşturuyorum. Böyle bu kadar basit bir işlem aslında. Ben bazen şeyi de seviyorum. Şimdi şu önünden çok fazla güzel durmasa da saç. En sonunda göreceksiniz gerçi. Bazen mesela böyle düzleştiriyorum, aralara düzler bırakıyorum. Düz ve dalgalı saç karışık oluyor ve o şekilde çok güzel duruyor. İsterseniz hatta şimdi öyle yapayım. Kimisini düz bırakın, kimisini dalgalı yapayım. O şekilde olsun. Hem size bahsettiğim şekli görmüş olursunuz. Göstermek istiyorum. Diğer tarafta fark ettiğiniz
kendini düzleştirdiği bu şekilde çevirirken, yani dışa doğru çeviriyoruz. Burada da yine bu şekilde çevirmiyoruz. Tam tersi. Onların da bunlarla aynı doğrultuda olması için şu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen gösteriyorum. Saçın tutamını aldıktan sonra yine aynı şekilde şöyle bir kez geçiyorum. Ve bunu da bu tarafta dışa doğru. Yani şu işlem. Şöyle yapıyorum. Umarım yani belli olmuştur kameradan nasıl yaptığı. Onu da böyle yapıyorum. Bu da aynı şekilde yani buradakilerle böyle aynı şekilde dalgalı olmuş oluyor. Yani kısaca demek istediğim şey her iki tarafta dışa doğru yapıyoruz. Burada bu şekilde çeviriyoruz. Burada da bu şekilde çeviriyoruz ki ikisi de böyle dışa dönük dalgalar olsun. Şimdi gelelim saçın ön kısmına. Ön kısmını en sona bıraktığımı söylemiştim. Ön kısmını da iki seferde yapıyorum. Tek seferde değil. Şöyle öncelikle alt kısmını ayırıyorum. Şöyle iki parçaya ayırdıktan sonra öncelikle altta olan kısmı yapıyorum dediğim gibi. Şöyle düzleştiriyle bir geçiyorum. Ve burada bekletmeden, çünkü çok kıvrık olsun istemiyorum burayı. Şöyle. Hatta bazen bunun şu an biraz daha istediğinden dalgalı oldu. O yüzden de birazcık da üzerinden şöyle düzleştirerek geçiyorum ki dalgası hafiften gitsin. Evet, istediğim bu. Böyle. Ne çok dalgalı, ne de düz. İkisinin arası bir şey. Şimdi üstte kalan kısma geçiyorum. Evet, istediğim gibi oldu. Dediğim gibi bahsettiğim saç buydu ve bunları en son şu an birazcık söndüğü için biraz hacimlendiriyorum. Saçlarımı şekillendirdikten sonra iki ürün kullanıyorum. Şimdi onları göstereceğim. İlki Batiste kuru şampuanı. Bunu saçlarım daha böyle hacim versin diye kullanıyorum. İkinci ürün ise Tony Hadley'in parlaklık veren saç spreyi. Bu iki ürünü de çok seviyorum. Dediğim gibi saçlarımı şekillendikten sonra bu ikisini kullanıyorum. İlk olarak şu Batiste kuru şampuanından sıkacağım. Şu anda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok komik bir durumdayım. Daha sonra da bu saça parlaklık veren spreyi sıkıyorum. Saçlarım şu anda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle biraz düzeltiyorum çünkü elektriklenen kısımları oluyor illaki. Böylece bu videoyu da çekmiş oldum. Dediğim gibi saçı yapması acayip kolay. İsterseniz hepsini de böyle dalgalı yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha çok seviyorum. Aralarda düzler, aralarda dalgalı saçlar falan. Ama gerçekten de bu ürün bayağı bir işimi kolaylaştırdı. Çünkü bence Remington'dan falan bayağı iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım saçlarımı da beğenmişsinizdir. Yani aşağıya mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ve çekmemi istediğiniz diğer videolarda varsa aşağıya yorum olarak bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.